Evet, merhabalar. Hoş geldiniz. Sevgili Ahmet Kale, siz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Herkese selam. Bugün Kıvılcımlı Enstitüsü Derneği'nin Kıvılcımlı'yı 50. ölüm yıl dönümünde anma tartışmaları dizisinin ilkinde bir aradayız. Çok heyecanlı bir başlangıç bizim açımızdan. Gerçekten de Türkiye Devrimci Hareketi'nin, Dünya Komünist Hareketi'nin önemli isimlerinden Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın ölümünün 50. yılında bizlere birçok açıdan önemli görevler düşüyor. Ve Kıvılcımlı Enstitüsü Derneği olarak da bu görevlerin en azından Kıvılcımlı'nın düşüncesinin, görüşlerinin kapsamlı bir şekilde tartışılmasını sağlayacak bir biçimde ortaya konabilmesi bizler açısından son derece önemli. Dolayısıyla biraz geç kalmış olsak da belki bu seneyi değerlendirmekte bugün itibariyle önemli bir açılışa imza atıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 19 toplantıdan oluşacak ve Kasım ayının sonuna kadar devam edecek ve biraz da yoğun bir şekilde devam edecek bir tartışmalar dizisiyle Kıvılcımlı'yı çok yönlü bir şekilde ele almaya çalışacağız. Bu sene hem Kıvılcımlı'yı doktora, Kıvılcımlı'ya gönül veren, onu kendisi açısından önemli bir önder olarak değerlendiren tüm kesimleri Kıvılcımlı düşüncesi ekseninde bir kez daha düşünmeye, tartışmaya, eylemeye davet eden bir çalışmaya öncülük etmeye çalışacağız. Bu konuda hepinizin büyük desteğine, katılımına, coşkusuna ihtiyacımız olduğunu ilk toplantıdan ifade etmek isterim. Gerçekten de Doktor Hikmet Kıvılcımlı 1902'de başlayan hayatını 1971'de sona eren hayatının çok önemli bir kısmını komünist mücadeleye adamış. Çok zor koşullarda bayrağı hiçbir zaman yere düşürmemiş. Hem eylemsel anlamda hem düşünsel anlamda hareketimize çok önemli katkılar sunmuş. Dünyada ezilenlerin, işçi sınıfının kurtuluş mücadelesine büyük katkılar yapmış ve buna da gerçekten Türkiye'den belki de en önemli, en özgün, en kendine has yorumları katabilmiş devrimci önderlerin en başta geleni. Dolayısıyla her yönüyle tartışılmayı fazlasıyla hak ediyor. Kendisinin de sık sık şikayet ettiği gibi suç kumkumasına getirildiği uzun dönemler oldu. Fakat bu içinden geçtiğimiz dönemler öyle dönemler değil. Bu içinden geçtiğimiz dönemler aslında Kıvılcımlı düşüncesi üzerinde çok fazla meraklanan insanın onun aslında toplumumuzun içinden geçtiği sürecin ortaya çıkardığı soruları cevaplama noktasında da önemli bir birikimi temsil ettiğini düşünen birçok insanın var olduğunu bildiğimiz aslında doktorcular açısından mutlu bir dönem. Hakkında doktora tezleri yazılıyor, hakkında kapsamlı tartışmalar yürütülüyor. Toplum çok farklı kesimlerden insanlar. Mesela geçtiğimiz günlerde buradan Mustafa Durmuş Hoca'ya da selam söylemiş olalım. Kendisi üniversitede 4. sınıfta maliye dersinde Kıvılcımlı'nın kimi metinlerini okuttuğunu söyledi. Bunun çok önemli Kıvılcımlı'nın ekonomi üzerine yazdıklarının aslında çok kıymetli olduğunu söyledi. Yani programımız da aslında Kıvılcımlı üzerine bu çok yönlü, çok boyutlu şeyi ortaya koyuyor. Bugün aslında bizler açısından bugünü daha da önemli kılan bir diğer boyutu için Ümit Hasan hocamızın bize göndermiş olduğu selamlama metni. Kıvılcımlı ile ilgili çok önemli bir süreci Ümit Hasan'la başlatmak aslında bazı şeylerin altını çok yoğun bir şekilde çizmek anlamına geliyor. Çünkü Kıvılcımlı ya dönük susuş kumkumasını kırma noktasında belki de akademiden en güçlü sesi veren isimlerden en başta geleni Ümit Hasan. Kendisi uzunca bir süredir aslında bizlerle yüz yüze çok fazla temas edemedi. Geçen mesela Metin Kayaoğlu'yla da konuştuğumuzda ya Ümit Hasan katılacak mı gerçekten diyerek çok heyecanlandığını söyledi. Necmi Erdoğan Ümit Hasan'ın yazdığı metni mutlaka okumak istediğini, dinlemek istediğini söyledi. Yani Ümit Hasan'ın isminin geçmesi bile büyük bir heyecan yarattı. Bu konuda tabii sağ olsun Ahmet Kale abimizin doktorcu camianın her boyutuyla geliştirmiş olduğu çok yönlü ilişkinin, onun bu mirasa sahip çıkma, onu birbirine bağlı kılma noktasında ortaya koymuş olduğu büyük emeğin bir
payı sonucunda Ümit Hasan'a ulaştık. Ahmet Hocam, sizin Ümit Hasan'la aslında bu süreçte bir şeyiniz oldu, iletişiminiz oldu. Bize gönderdiği metni okumadan önce isterseniz onun bu süreçle ilgili duygu ve düşüncelerini biraz sizden alalım. Daha sonra da Ümit Hoca'nın gönderdiği metni okuyalım. Şimdi hocamız, merhaba tekrar. Hocamız en son Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörlüğünden emekli oldu. Senin söylediğin gibi kıvılcımlı konusunda daha ilk tezinde, ilk asistanlık tezinde kıvılcımlıyı İbni Haldun üzerinden çok takdir eden, onun alıntılar yapan, suçu önemsemeyen, onu kıran bir şeyle başlamıştı. O yüzden bizim delikanlılığımızdan beri Ümit Hoca hep takdirimizi çeken, onun işte hep hayran olduğumuz bir kişilikti. Kendisine konuşmacı olmayı teklif ettim ben. Onunla biz sosyal medya üzerinden de tanışırız. Ben Kıbrıs'a gittiğimde de talihsiz bir şekilde rahatsızlığına denk geldi. Görüşemedik onunla ama haberleştik. Hocamız son derece mütevazi bir biçimde kendisinin katkılarını bir yana bırakıp bizlerin mütevazi çabalarını böyle çok abartarak, yani çok büyük işler yapıyorsunuz, çok onurlu işler yapıyorsunuz, siz yollar açıyorsunuz diye kendi katkısından çok bizleri onurlandıran, bizleri yüreklendiren, bizlere bir şeyler aktaran birisidir. Ben ısrar ettim, sunum hazırlasın da onun işte ağzından işitelim diye, ama mazur görmemizi istedi. Yani ben böyle konuşmalarda bir şeyler kaçırmış olabilirim, onun için başka bir yol bulalım dedi. Kendisine böyle bir sunum metni, bir selamlama metni hazırlamasını önerdiğimizde de çok büyük bir heyecanla, yani böyle bir delikanlı heyecanıyla karşıladı ve hemen ertesi gün yazıp bize gönderdi. O bakımdan mutluyuz. Kendilerine buradan sağlık, sıhhat diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Katkısından dolayı çok teşekkür ediyorum. O üniversitede tezlerde yaptığı öncülüğü burada da yapması gerektiğine inanıyorum. Onu da güzel bir şekilde, güzel bir metinle yaptığını düşünüyorum. Biz sözü Ümit Hoca'ya bırakalım. Evet. Şimdi Ümit Hoca'ya geçmeden önce, metni okumadan önce Necmi Erdoğan'ın Osmanlı tarihinin maddesinin ön sözüne yazdığı pasajdan aslında bu susuz kumkuması kısmı, özellikle tarih tezine dönük Türk Akademisi, Türkiye'deki akademi, Türk Akademisi diyelim gerçekten birçok yönüyle geliştirmiş olduğu Kıvılcım'ın çalışmasını görmezden gelme eğilimini kıran kişi olarak Ümit Hasan'ı selamlıyor. Şöyle bir bölüm var mesela. Kıvılcımlı'nın fazlasıyla tartışmalı ve çekişmeli görünen siyasal mirasını bir tarafa koyarsak, tarih alanındaki çalışmalarının entelektüel mirasına sahip çıkan ve hakkını da layıkıyla veren neredeyse tek bilginimizin Ümit Hasan olduğu su götürmez. Diyebiliriz ki bilimsel yazı yazmaktan hoşlanmayan Hasan'ın açıkça Kıvılcımlı'ya atıfta bulunmadığı eski Türk toplumu üzerine incelemeler adlı eseri de dahil olmak üzere külliyatında işe koştuğu bir alet çantasından söz edilebilirse, Kıvılcımlı'nın metinleri o çantanın en vazgeçilmez ve asli aletlerinden biri olma işlevini görmüştür diyor Necmi Erdoğan. Ümit Hasan hocamız 1971'de doktoru kaybettiğimiz sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yeterliliğini vermiş. 1975'te doktorasını tamamlamış. Uzun yıllar hem Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde hem de ODTÜ'de ve en son da Yakın Doğu Üniversitesi'nde çalışmalar yapmış. Oldukça fazla eseri var. Özellikle mesela bu İbni Haldun'un metodu ve siyaset teorisi üzerine yazmış olduğu eserde de hem doktorun tarih tezine de ciddi referanslar içeren ama ağırlıklı olarak da İbni Haldun'un çalışmasını literatürümüze aktaran önemli bir eser. Bu konulardaki çalışmaları oldukça dikkat çekici. Ben arkadaşlarımıza öneriyorum. Şimdi ben bugün Kıvılcımlı'nın 50. ölüm yıl dönümüyle ilgili başlattığımız bu tartışma panel dizisinin açılış toplantısına Profesör Doktor Ümit Hasan'ın göndermiş olduğu Marksizm, İbn Haldun ve Kıvılcımlı Süreci isimli metni sizlerle paylaşmak istiyorum müsaadenizle. İbn Haldun, Marx, Engels, Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın algılama, öğrenme ve öğretme süreçlerindeki zihinsel sentez üretimlerinin adeta ayniyet içerisinde oluştuğunu görebiliyor, sezinleyebiliyoruz.
Çok sözler söylendi, daha niceleri söylenecek. Söz konusu kimliklerin ayrı çağlardaki farklı birikimlerdeki insanların birleşen ve kesişen yolları hakkında. Sadece ve sadece hiç unutulmaması gerektiğini düşündüğüm bazı temel hususlara, meselelere satır başları halinde değineyim. Rahat dinlenebilmesi ve yeni çalışmalara belki teşvik eder umuduyla referans vermeden konuşalım. Önce insanın kolektivitesi, bir aradalığı. İbn Haldun kendi zamanına uzanan üretim süreçlerinde insan birlikteliğinin aldığı eylemsellikleri ve bunun kökensel mahiyetini de ele alan asabiyet teorisiyle formüle etmiştir. Bu teori insan eyleyişinin tarzlarını ve ilişkilerini kapsar ve nihayette siyasal teoriye yönelir. Marksizmin temel altyapı ile üst yapı diyalektiğinin bilinen işleyişine girmeden bunun da adeta öncülü olan bir konuya değineyim. Değerli arkadaşlarımın izinleriyle dikkatlerine özellikle sunmak isterim. Marx Grundrisse'de Stamm'ın doğal topluluğun mevcut olanı tesahübünün yani ediniminin ve kullanımının ön şartı olduğunu belirtir. Devam eder. Emek süreciyle gerçek sahip olma bu şartlar tahtında belirir ki bunlar emeğin bizzatihi ürünü değil, onun doğal ya da kutsal ön şartları olarak bulunurlar. Özetin özeti olarak kaydedersek köken topluluk yani komün kandaşlığa gens kökenliğe der. Daha öncesine gidelim. Adeta yola çıkarken Alman ideolojisinde üretici güçlerin ilk formülasyonunu ortaya koyar Marx. Tekrar etmeye gerek yok. Üretici güçlerin dört kıvrımı itibariyle insan üretici gücü yani Zusammenwirken kolektif aksiyonu zaten belirtmiş bulunmaktadır. Demek ki bilinen üretim gelişmeleri ve nihayet kapitalizmin yasaklılıklarının kendini vakfetmeden önce Marx ilk temelini belirtmiş ve beşeri düşünceyi zıplattığı Grundrisse'de hazırlıklarını tamamlamıştır. Doktor Hikmet Kıvılcımlı bu ikinci aşamaya henüz yayınlanmadığı için yani onu bilmiyorken Marx'ın yola çıkışındaki büyük keşfini görmüş ve üretici güçler teorisini oluşturmuş ve Marksizmin hayatın beşeri temelleri konusundaki doktrinini bütünlemiştir. Grundrisse'yi okuduktan sonra malum Kıvılcımlı Marksist literatüründe hiç mevcut olmayan bütün teorik zeminini doğrulamış ve pekiştirmiştir. Hayat denilen kavgaya düşen insanı, insan topluluğun büyük serüveni Engels tarafından sonradan bir vedia olarak şöylece özetlenecektir. Modern sosyal sistem içerisinde buhranın sona ermesi sistemin ortadan kalkmasıyla mümkün olabilecektir. Bu da modern toplumların komünal mülkiyetinin arkaik, ilksel bir örneğine dönmesiyle gerçekleşecek. Bu da Amerikalı bir yazarın Morgan'ın dediği gibi hürriyet, eşitlik ve kardeşliğin canlanışı olacaktır. İbn Haldun'un bundan 650 yıl önce henüz kandaşlık ve uygarlık dönüşümünün ortaya koyulması şöyle dursun, toplumun tanımı bile yapılmamışken bilimin teoloji ve felsefeden ayrı olarak bağımsız tanımlanması ortada yokken kavratmaya çalıştığı kendi doktrini İlmül Ümran'ı ortaya koyuşunu görmüştür bir bilgin. İbn Haldun'u Marx'ı öğrenirken ve öğretirken mevcut bilgisiyle bütünleştirmiş ve yine Marx'ın ardında kalanın tamamlanması için Engels'e bırakılmasının koşullarının hazırlayışının esaslarını da saptamıştır yine o bilgin. O bilgin Doktor Hikmet Kıvılcım'dır. Hiç şüphesiz birbiriyle bütünleşen bütün bu birikimin bir veçesini daha vurgulamaya çalışmak gerekir. Belki de bu güzelim fırsat bendenize verilmişken. İbni Haldun'un mukaddimesindeki toplum, siyaset, devlet teorisinin vaktiyle uzun süreler eksik, hatalı ve yanlış yorumlandığını bilmekteyiz. İbn Haldun'un doktrininin siyasal odağının devletin kar ve takallübe dayandığını, gösterişi demek olduğunun gereğince vurgulanmamış bulunması ve en azından bu en önemli toplumsal keşfi, bilimsel keşfin perdelenmesi olayı ile karşılaşıyoruz. Devlet İbn Haldun'a nazaran kahra, toplumsal şiddete dayanır ve tarihsel olarak da vücut bulmasında yarışan unsurların birinin tegallübüyle yani yengisiyle oluşur.
Bu temel bilimsel görünüşündeki asli dinamiğinin zaman içerisindeki değişimin, hükmün, devletin hükmünün ve gelişim ve değişiminin evrelerini gösteren İbn Haldun, bu anlatımını yalnızca konunun akışını göstermek için kullanmıştır. Özellikle batılı birçok odak, methet, öylesine methet ki asıl önemli olanı saklayabilesin taktiğiyle söz konusu hükmün, devlet kudretinin asıl mahiyetini gizleyebilmek için İbn Haldun'u dönüşsel teoriler bağlamında göstermeye yeltenmişlerdir. Bilimsel sosyalizmin devlete ilişkin yönlerinin ilk birikiminin ortaya konuluşunu perdelemek, değerli arkadaşlarımın hemen tespit edecekleri üzere bir siyasal teori açıklaması masumiyeti taşımaz. Diğer bir deyişle bir İbn Haldun yorumu sayılmaz. Sayılamaz. Asıl maksat bilimsel olanı zedeleme çabasıdır. Doktor Hikmet Kıvılcımlı bu Batı emperyallerinin tuzağını da yer ile yeksan eylemiştir. Keyfiyetin ta bugüne uzanan yönlerinin bulunduğuna arkadaşlarım katılacaklardır sanırım. Bir zıplama yapalım. Finans kapitalist hemen her alandaki şüphesiz olan erkinlik ve tahakkümü bağlamında işte sorun sistem meselesi, kim gelirse gelsin, hangi odak ya da kişi, dünya genel sistemi içerisinde hangi klikler, gruplar ve kimlikler göreve getirilirse getirilsin durum aynıdır. Kolaycılık ve düz genellemeciliğinin piyasaya sürülmesi şeklinde söylemlerle tatmin olma şeklinde ortaya çıkmaktadır bu büyük hata. Teori sağlamlığı içerisinde somut şartların somut tahlili meselesine devlet faktörünün iç ilişkileri ve çelişkilerinin hiç ihmal edilmemesi gerçekliğin en önemli yansımasıdır diyelim. Hikmet Kıvılcımlı bütün o büyük teorik üretimine beşeri zihinsel ve fiili eyleyişiyle somut koşulların somut tahlili yoluyla da yön vermiştir. Varsın bilinenin tekrarı olsun. Azim ile yürüyen arkadaşlarıma saygı ve sevgiyle sunarım. Profesör Doktor Ümit Hassan. Evet, hocamızın bu incelikli bize de selam gönderen bir yandan da gerçekten hem İbn Haldun'un hem de Kıvılcımlı'nın düşüncesinin ince kıvrımlarına değen bu metni için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili Ahmet Kale, burada özellikle İbn Haldun düşüncesi üzerinden ve Kıvılcımlı'nın onu geliştirmesi üzerinden ve özellikle de tabii bir devlet teorisi üzerinden çeşitli açılımlar var. Siz nasıl değerlendirirsiniz Ümit Hasan'ın yorumlarını? Şimdi tabii bu konuda son derece uzman olan ve bize bu görüşlerde iletme lütfunda bulunan hocamızın lafının üstüne bir laf etmek hiçbirimizin haddi olmasa gerek. O anlamda bir şey demem mümkün değil. Ama bu kadar ciddi bir değerlendirmeyle başlayan, daha asistanlığı sırasında, ilk doktorasını verdiği sıralarda bu değerlendirmelerin benzerini yaparak yola çıkan hocamızdan sonra Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın akademik camiada bu kadar cılız bir şekilde yer alması, ancak son 3-4 yılda biraz yoğunlaşma var, alması düşünmeye değer şeyler. Ancak burada hocamızın ilettiği bir şey var, bize önemli bir mesaj var. Doktor Hikmet Kıvılcımlı bütün şeylerinde bilimsel, insani, devleti de kapsayan, toplumu, komünden gelen gelenekleriyle yürüyen bir bütünlük içinde yazdığını beyan ediyor. Hocanın böyle bir güzel saptaması var. Genellikle Kıvılcımlı konusunda şöyle bir yanlışa düşülür. Bu yanlışın izlerini bugün de gördüm. Yani Kıvılcımlı'nın siyasi söylemleri, siyasi yazıları, polemikleri bir yana bırakılırsa büyük tarihçidir ya da işte iyi sosyologdur ya da işte ekonomide iyidir biçiminde onu bölümlendirerek konulur. Oysa benim kanaatim, benim düşüncem, şimdiye kadar okuduklarımdan Kıvılcımlı için söyleyebileceğim ve beni asıl cezbeden şey, Kıvılcımlı'nın yazdığı her konu bir bütünlük içinde ve siyasidir. Yani Ümit Hoca'nın dediği gibi İbn Haldun'a dönmesi, ki onu İbn Haldun'u Kıvılcımlı İslam Marx'ı diye adlandırır. Yani toplumların gelişimi içinde son derece önemli bir baz olduğunu söyler. İbn Haldun'dan sonra bilimsel gelişmelere ayak uyduramayan batılı bir takım düşünürleri ve Marksistleri, yani bir İbn Haldun'un
tırnağı bile olamayacak mıyız? Onun açtığı çığırdan biz yürüyemeyecek miyiz, geçemeyecek miyiz? En azından onun kadar olamayacak mıyız diye İbn Haldun'un kıymetini söyler. Bu kıymeti de bize en güzel şekilde aktaran Ümit hocamız olmuştur. Ama tekrar edeyim, Kıvılcımlı'nın yazdığı her konu toplumu tanımayla, toplumun işte içinde devleti tanıma ve tanıtmayla, altyapıyı, üst yapıyı birbirinden ayırmadan, hatta hatırlarsın Brejnev mektubunda der ki, Lenin'in öğüdüne uyarak ülkenin ekonomi politiğini, sınıf ilişkilerini, tarihini inceler, bu birinci kategori diye kendisini kastederek. Yani Kıvılcımlı da her şey bütünlük içindedir. Eğer İbn Haldun'a bakıyorsa, bu İbn Haldun'a bakışı bir tarihçi merakı değildir. Yani tarihte böyle bir düşünür olmuş, onu da bir gün ışığına çıkaralım merakı değildir. Oradan aldığı feyizle tarih tezini bütünlemiştir. Tarih tezini Marx'la karşılaştırmıştır toplum biçimlerinin gelişiminde. Ve Kıvılcımlı bizden artık hocadan biraz konumuza da tanıtım konumuza da girmiş olayım. Toplum biçimlerinin gelişimine ön söze şöyle girer Kıvılcımlı. Marx, Engels bizden anlaşılmayı beklediler der. Biz de Kıvılcımlı'yı anlamak durumundayız. Onun anlaşılmayı bekleyişine cevap vermek, katılmak durumundayız. Ve Kıvılcımlı'yı anladığımız kadarıyla anlatmak, tartışmak, konuşmak, onun düşüncelerini hayatta hangi anlama geldiğini, bize nasıl bir ışık tutacağını öğrenmek ve öğretmek durumundayız. O bakımdan bu paneller dizisi, bu söyleşiler, sunumlar dizisi, birkaç ay sürecek bu sunumlar dizisinin çok büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Bu anlamda Kıvılcımlı'nın böyle bir şeye öncülük etmesine şükranla karşılıyorum, takdirle karşılıyorum. İyi bir girişim oldu. Bana bu konuda bir görev verilmesini, pay çıkarılması için yine teşekkürlerimi sunayım. Ben elimden geleni yapacağım. Bizim dışımızda da, yani Kıvılcımlı Enstitüsü ve bu panellerde, bu sunumlarda yer alacak arkadaşların dışında da mutlaka sunumlar olacaktır, olmalıdır. Bunların hiçbirisi birbirinin önemini azaltacak şeyler değildir, arttıracak şeyler olarak düşünülmelidir. Çünkü Kıvılcımlı bu ülkenin tarihini, ekonomi politiğini, sınıf ilişkilerini, kısacası devrim yolunu aydınlatacak tezler öne sürmüştür. Bu tezleri tartışarak, eksiği varsa tamamlayarak, yanlışı varsa düzelterek, yani biz bunların hepsine katılıyoruz ama katılmayabilir insanlar, ama bunları tartışarak, konuşarak, oradan bir sentezlere vararak yolumuzu aydınlatıp İbn Haldun'un ya da daha önceki düşünürlerin açtığı yoldan azimle, hocamızın dediği gibi azimle yürümek durumundayız diyor. Evet, yani tabii yani metni tartışmak imkanımız olsaydı keşke. Ben özellikle belli bölümlerini çok ilgi çekici buldum. Şimdi bir arkadaş da herhalde sosyal medya üzerinden metni tekrar okuyup sindirmemiz için doküman olarak da yayınlar mısınız demişler. Tabii yayınlayacağız. Hem de aynı zamanda biliyorsunuz bizim bir web sitesi çalışmamız var. Yani o web sitesi çalışmasını da arkadaşların ilana koymuş olmaları lazım. O web sitemizi aslında doktorla ilgili bir referans sitesi olarak örgütlemeyi düşünüyoruz. Yani Kıvılcımlı ile ilgili yazılmış tezler, yazıp yapılmış çalışmalar, işte kitaplar, makaleler, haberler, eylemler neyse, bunların hepsine ulaşılabilecek bir referans çalışma sitesi oluşturmak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi yani Kıvılcımlı'ya dönük aslında yoğun bir ilgi var. Ama bu ilgi özellikle mesela sosyal medya alanında biraz ya da web ortamında, sanal ortamda çok bu kaynaklara ulaşmak derli toplu bir şekilde şu an itibariyle çok mümkün değil. Biz bu ihtiyacı da karşılamaya çalışacağız ama bu metni zaten ilgili alanlarda paylaşacağız. Şimdi burada mesela bir metnin ikinci ve üçüncü sayfasında bir eleştiri var aslında burada. Bilimsel sosyalizmin hatta bunun Batı emperyallerinin tuzağına dönük bir uyarı var ve bu uyarıda da İbn Haldun'u dönüşsel teoriler bağlamında göstermeye yeltenmekten bahsediyor. Buna bir referans vermiş ve çünkü gerçekten de aslında bakıldığında Batı düşüncesi, özellikle aydınlanma sonrasındaki düşünce için bir sürekli ilerlemeye dönük bir şey var.
tarih anlayışı var. Bu tarih anlayışında sürekli tarihin geri, daha geri konakları var, daha ileri konakları var ve tarih bir gerilikten ileriliğe doğru akıyor. Halbuki İbn Haldun'un düşüncesinde bir dönüşsellik var ve bu dönüşsellik aslında düşüncesi de oldukça özgün bir yaklaşım aslında. Ve bu dönüşselliğin kendisi acaba bir tarih tekerrürden ibarettir gibi mi anlaşılmalı? Yani İbni Haldun'daki o özellikle Bedevi ve Hazeran arasındaki mücadele, yani göçebe unsurlar, Kıvılcımlı'nın deyişiyle barbarlıkla medeniyet arasındaki mücadeleler aslında yeknesak mıdır? Yani her dönemde aynı biçimde midir? Evet, bu mücadeleler bir döngü yaratır. Bu döngü işte bir medeniyetin inşası, işte kurulması, gelişmesi, çürümesi, çökmesi ve bir barbar akınıyla yeniden aşılanması, belki Rönesans'a uğraması vesaire ya da aşılması şeklinde. Şimdi bu sürecin kendisi bir kendini sürekli tekrar etmeyen bir eden bir tarih anlayışı mı ortaya koymaktadır? Aslında burada Ümit Hasan buna karşı net bir karşı çıkış ortaya koymuş ve tarihin helezonik bir biçimde ileriye doğru gittiğini. Evet, tarih ileriye doğru gitme eğilimindedir ama tarih bir doğrusal çizgi şeklinde ilerleyen bir döngüye sahip değil. Tarih aslında gelgitleri olan, belli döngüleri olan ama helezonik anlamda da ileriye doğru akan bir süreç olarak değerlendirilebilir. Burada bu böylesi bir anlayışa yol açmasını, İbn Haldun'un tezlerinin böylesi bir anlayışa yol açmasına karşı bir aslında bir eleştirisi var Ümit Hasan'ın. Ve özellikle de yine şu bölümün altını bir kez daha çizmek isterim. İbn Haldun'un doktrininin siyasal odağının devletin kahır ve tagallübe dayandığını gösterişini unutmamak gerekir. Yani bugünün biraz da modern, çok güncel kavramla ifade edersek bir tür çökme tabirinden devletin bağımsız düşünülemeyeceğini aslında vurguluyor. Kahır ve tagallüp, yani zorbalık ve istila etmekle devlet arasında, savaş ve devlet arasındaki bağı görmek. Burada aslında belki de doktor biraz da bir tür devletçi bakış açısı içerisinde, onu belki de bir tür hani böyle daha Kemalizmle de falan ilişkilendirmeye çalışan bakış açılarına karşı da bir referans var Ümit Hasan'ın metninde. Çünkü diyor hayır, yani devlet öyle kutsal bir olgu değil. Devlet diyor bir kahır ve tagallübe dayanır, bir toplumsal şiddete dayanır ve tarihsel olarak da vücut bulmasında yarışan unsurlardan birinin tagallübüyle oluşur. Burada aslında şöyle bir referans da var herhalde. Yani sonuç itibariyle tarihin gelişiminde, devletlerin doğuş ve oluşumlarında devrimlerin rolünün belirleyiciliği. Yani sonuç itibariyle iktidar mücadeleleri, siyasi toplumsal kesimlerin zoru da içeren mücadelelerinin bir parçası olarak, tarihsel olarak gerçekleşir. Dolayısıyla yani işte İbn Haldun'un, hatta şu çok güzel de bir ifade var şurada. Methet, öylesine methet ki asıl önemli olanı saklayabilesin ifadesinde. Yani İbn Haldun ne anlatıyor? İşte sosyolojinin kurucusudur, efsanevi bir isimdir. Gerçekten de belki de hem İslam tarihinde eşi benzeri yok, muazzam bir birikim üzerine oturmuş. Daha bunlar, yani Osmanlı Devleti kurulmadan önce yazılmış bir eserden bahsediyoruz mukaddimeyle. Yani 1377'de bitirmiş mukaddimeyi İbn Haldun. Dolayısıyla aslında Kıvılcımlı'nın herhalde şeye ulaşması da, İbn Haldun'a ulaşması da Naima ve Hacı Halife efendim? Aşık Paşazade, Naima. Aşık Paşazade, Naima, bir de Hacı Halife diye birisi bir vardı. Tarih tezinde bahsedilen, şimdi şeyinli kitabında da vardı. Yani mesela Toynbee'nin falan da İbn Haldun'la ilgili yorumları var. Yani Kıvılcım'da aslında Osmanlı çalışmasının sonunda Osmanlı tarihçilerini incelerken İbn Haldun'a ulaşıyor ve bence İbn Haldun'da da kendi tarih tezinin çok önemli bir motorunu görüyor. Ama orada tabii Kıvılcımlı bunu bir tam da işte demin bahsettiğimiz, yani nedir bence şeyi, İbn Haldun'un düşüncesine en büyük katkısı Hikmet Kıvılcımlı'nın, bu döngünün kendisini tarihsel devrim olgusuyla ilişkilendirmesi. Tarihsel devrimlerle ilişkilendirmesi. O yüzden de bu vurguların da altını çizmekte fayda var. Bu bir kolaycılığa düşmekle ilgili de Ümit Hasan bir uyarıda bulunuyor. O bölümü tekrar okumak isterim.
finans kapitalist hemen her alandaki şüphesiz olan erkinlik ve tahakkümü bağlamında işte sorun sistem meselesi, kim gelirse gelsin, hangi odak ya da kişi, dünya genel sistemi içerisinde hangi klikler, gruplar ve kimlikler göreve getirilirse getirilsin durum aynıdır, bir şey değişmez. Ve bu bir şey değişmez demeyi de aslında İbn Haldun'un o cyclic yani dönüşsel teorisiyle meşrulaştırma çabalarına karşı hem Kıvılcımlı'yı koyuyor, Kıvılcımlı'nın bu oyunu bozduğunu söylüyor. Bunu tarihsel devrimcilikle ilişkilendirilmesiyle tarihte de tarihsel devrimciliğin aslında bir ileriye gidişin motoru olarak ortaya konmasını, yani sürekli kendini tekrar eden, tarih tekerrürden ibarettir denilecek bir şey değil burada. Bir helezonik ileriye gidiş, bir ileriye atılış var ki Kıvılcımlı sonuç itibariyle bu Marksist aydınlanma çizgisinin eleştirel de olsa bir parçasıdır. Yani bunun bir devamıdır. Dolayısıyla bu döngüsellik fikriyle, İbn Haldun'un düşüncesindeki döngüsellik fikriyle böylesi bir ne olursa olsun hiçbir şey değişmez fikriyat arasında bağ kurulamayacağı noktasında bir eleştiri ortaya koymuş. Ve yine bence bugün açısından çok önemli Ümit Hasan'ın metninde devlet faktörünün iç ilişkileri ve çelişkilerinin hiç ihmal edilmemesi. Yani devleti bir monolitik yapı olarak gören, belki de binlerce yıl hiç özü esası değişmemiş bir şey olarak gören bir yerden değil, aslında devletin içerisindeki güç mücadelelerini gören, bu güç mücadelelerinin aslında farklı toplumsal kesimlerin, farklı toplumsal sınıfların mücadelelerinin bir yansıması olarak değerlendirilebileceği, devleti iç çelişkileriyle birlikte görmek zorunda olduğumuza dair bir ifade var burada. Bence bu da son derece önemli. Hikmet Kıvılcımlı'nın düşüncesi açısından da özellikle belki de 1960'larda bu süreçte zaten bunu çok tartışacağız. 1960'lardaki işte dönemin tarihsel devrimci güçleri üzerine yazıp çizdikleri de Kıvılcımlı'nın bu somut durumun somut tahlili meselesiyle ilişkilendirilebilir. Yani hayat bizim kafamızdaki gerçeklere uyan bir olgu değil. Sizin de bu temas ettiğiniz gibi işte Lenin'in ilk yazdığı kitap hani Rusya'daki ekonomik gelişmeler, Rusya'da kapitalizmin gelişimi üzerine yani biraz o süreç üzerine. Şimdi Kıvılcımlı da aslında bütün yaşamı ve mücadelesi Türkiye toplumunun farklı dinamiklerini kavramak ve bunları devrim mücadelesi içerisinde konumlandırmaya çalışmak. Dolayısıyla çok kısa bir metin Ümit Hoca'dan gelen ama bence çok oylumlu ve birçok yönüyle çok güncele de değen bir metin. O yüzden bir noktada ben değinmek istiyorum Mert. Buyurun hocam. Şimdi Ümit Hoca'nın metninin Kıvılcımlı ile ilgili önemli saptamaları var. Asıl İbn Haldun da tabii ki İbn Haldun hocamızın konusu. Ama Kıvılcımlı ile ilgili diyor ki Marx'ın Alman ideolojisinde hissettiği, keşfe etmeye başladığı işte üretici güçler teorisini Kıvılcımlı saptamış, geliştirmiştir. Hem de henüz Grundrisse yayınlanmadan, onu okumadan yani Marx'tan aldığı temel bilgilerle o Marx'ın büyük keşfini görmüş, o üretici güçler teorisini oluşturmuş ve Marksizmin hayatın beşeri temelleri konusundaki doktrinini bütünlemiştir. Yani Kıvılcımlı'nın Marksizme bu anlamda Marx'ın açtığı çığırdın üzerine de basarak, onu da değerlendirerek Marksizme üretici güçler konusunda bir doktrini bütünleyici bir katkı yaptığını saptamıştır. Ayrıca Grundrisse'yi de okuduktan sonra ki toplum biçimlerinin gelişimi Kıvılcımlı'nın kendi tarih tezini Marx'ın o antika toplum üzerine yazıklarıyla karşılaştırmasıdır. Marx'ın literatürde hiç mevcut olmayan bütün teorik zeminini doğrulamış ve pekiştirmiştir diyor. Yani tarihsel devrim, medeniyet rönesansı, medeniyet yıkılışı, orijinal medeniyet gibi kavramlarla Marksizmin bütün teorik zeminini doğrulamış ve pekiştirmiştir diyor. İbn Haldun konusunda da İbn Haldun'un 650 yıl önce yazdığı henüz kandaşlık ve uygarlık dönüşümünün ortaya koyulması şöyle dursun, toplumun tanımı bile yapılmamışken bilimin teoloji ve felsefeden ayrı olarak bağımsız tanımlanması ortada yokken kavratmaya çalıştığı, yani İbn Haldun'un kavratmaya çalıştığı İlmül Umran'ı ortaya koyuşunu Kıvılcımlı görmüştür. Görmüş bir bilgindir diyor. Ayrıca İbn Haldun'u
Marx'ı öğrenirken ve öğretirken mevcut bilgisiyle bütünleştirmiş ve yine Marx'ın ardında kalanın tamamlanması için Engels'e bırakılmasının koşullarını hazırlayışın esaslarını saptamıştır. O bilgin Hikmet Kıvılcımlı'dır. Hiç şüphesiz birbiriyle bütünleşen bütün bu birikimin bir veçesini daha vurgulamaya çalışmak gerekir diyor ve oradan mukaddeme üzerine tartışmalara geçiyor. Yani Kıvılcımlı'nın ustaların sezdiği ama geliştirmeye vakit bulamadıkları ya da veri yetersizliğinden üzerine gidemedikleri, başka görevleri öne çıktığı için el atmadıkları görevlerini cesurca almış, geliştirmiş bir bilgin olduğunu da hocamız son derece net bir biçimde tanımlamış oluyor böylece. Evet. Ekleyeceğim buydu. Evet, yani sonuçta mesela bu şey kitabında, İbn Haldun'un Metodu ve Siyaset Teorisi kitabında şöyle bir bölüm var Ümit Hasan'ın. İbn Haldun'un tarihin yeni bilimini insan grubu üzerine yapılan modern bilimsel araştırmaların erken bir doğumu olarak görmek abartmalı sayılmamalıdır. İbn Haldun'un fikirleri İslam'ın hudutlarını aşmaktadır. İnsaniyet, humanitas'tan söz etmesi rastlantı değildir. Yani aslında daha Reform Rönesans dönemindeki humanist düşüncenin kökenlerinin İbn Haldun'da bulunabileceğini söylüyor. İbn Haldun'un beşer düşüncesi tarihindeki bu yeri onun 14. yüzyıl İslam düşüncesindeki müstesna yerinin gözden kaçırılmasının sebep olmamalıdır diyor. Şimdi bu insana ve topluma olan bu vurgu doktorun düşüncesinde bence karşımıza insancıl üretici güçler kavramıyla çıkıyor ve insancıl üretici güçler kavramı dediğimiz olgu da aslında İbn Haldun'da da yine Ümit Hasan'ın altını çizdiği İbn Haldun'da görülen ampirizmin, yani o somut durumun somut tahlili dediğimiz bakış açısının bir sonucu. Yani esas olan şey burada tarihin kendisine, toplumların akışının, toplum biçimlerinin gelişiminin kendisine bakmak, ezberlere bakmak değil. Yani evet. Kıvılcım'da zaten Türkiye'deki düşünsel dünyada bu kadar yalnız bırakan konulardan bence en önemlisi bu. Yani Kıvılcımlı için ezber demek ölüm demek. Yani Kıvılcımlı için ezber diye bir şey yok. O yüzden büyük bir merakla da el atmadığı bir konu yok. Tabii ki bu kadar malzemeyle de temas edince çok küçük, sınırlı, zihinsel bir ezberin içerisinde kendisini var edebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla da ortaya çıkan eser muazzam. Yani ürün vermediği bir konu. Yani işte dil konusu, Türk dilinin kökenleri üzerine bir taraftan, edebiyatı cedidenin otopsi, bunların hepsi aslında Kıvılcım'ın kafasında. İşte Kürt sorunu üzerine düşünürken geliştirdiği yaklaşımlar ve bunların hepsi aslında bence esas olarak yine bu toplumu anlama çabasının bir ürünü. Dolayısıyla yine dönüp dolaşıp işte İbn Haldun'un o humanitas ve insandan yola çıkma meselesi. Çünkü şimdi Ümit Hoca'nın metninde de bu var ya, yani işte şeyden, Alman ideolojisinden bahsederken üretici güçlerin dört kıvrımı itibariyle insan üretici gücü Zusammenwirken, yani kolektif aksiyon yeteneği esası bu. Buraya doğru bir bakış açısı var. Dolayısıyla bir toplum anlayışı çalışırken işte basitçe onun sanayi, üretim, ekonomisi ne durumda falandan değil. Yani onun kültürünün kendisine özgü farklı boyutları, işte Alevilik burada ne rol oynuyor vesaire. Yani Kıvılcım'da bu toplumun belki de bir tür röntgenini çekmeye çalışmış büyük bir düşünür de bir yanıyla ve sadece bir düşünür değil, tam da 11. tezin dediği gibi esas olan dünyayı değiştirmek diyen ve bunun için de ömrü boyunca mücadele eden bir insan. Onu zaten bu kadar kıymetli kılan da Marksizmin günümüzde belki de hani teorik çalışmalar sanki akademiye aktarılmış da bir de bu işin pratiğini yapanlar var. Bir taraftan da sanki akademide bunun düşünsel boyutunu yapıyor. Böyle bir kopuşma var günümüzde. Halbuki Kıvılcımlı belki de işte Lenin gibi, Gramsci gibi, Troçki gibi hem siyasal mücadelenin içerisinde hem de bir yandan muazzam bir teorik birikimle de bu işi yapmaya kalkan küresel ölçekte önemli isimlerden bir tanesi gibi gözüküyor ve bizim programımız da aslında bu zenginliğini Kıvılcımlı'nın ortaya koymaya çalışıyor. Hemen bir cümle söyleyeyim. 1967'de ve 71'de çıkardığı gazetenin başlığı Sosyalist Düşünce ve Davranış Gazetesidir. Yani alt başlığı Düşünce ve Davranış Gazetesidir. Sosyalist büyük manşeydir, başlıktır. Onun altında Düşünce ve Davranış Gazetesidir. Yani sosyalisti sadece bir şeylerin yazıldığı, konuşulduğu, tartışıldığı, sadece propaganda amaçlı değil, aynen Iskra gibi
kolektif örgütleyici, kolektif propagandacı, kolektif ajitasyon yapan bir yayın organı olarak görür ve örgütlenmesinde de kullanır. Yani Kıvılcımlı teorisiyle pratiğini aydınlatan, pratiğiyle teorisini ispatlamaya çalışan komple bir devrimcidir. Bu anlamda öyle görmek gerekir. Evet, yani işte bu asabiyet kavramı da yine kolektif aksiyonu, bir yani bir toplumu, bir sınıfı bir arada tutabilen şey. Bugün mesela bir politik aktör tartışması yapılıyor. Sürekli politik özne. Kim bu sürece müdahale edecek? Bu işin öznesi kim olacak? Direnen, ezilenler adına bir politik özne nasıl yaratılabilir? Aslında bu öznenin inşası sürecinde de bu kolektif hareket edebilme, birlikte hareket edebilme meselesinde de asabiye, yani o barbarların sınıfsız toplum olmaktan kaynaklı ne kadar büyük bir üstün güce sahip olduklarını insan yeniden düşünüyor. Çünkü günümüz toplumunda herhalde en önemli egemen sınıfların avantajlarından bir tanesi ezilenleri parçalama noktasındaki maharetleri, yani onları dağıtabilme. Hepimiz muazzam benzer sorunlar yaşıyoruz, benzer süreçlerin içerisinden geçiyoruz ama asabiyemizi yitirmiş bir toplum olduğumuz için bu sorunlar ekseninde bir araya gelebilme niteliğini çok zor ortaya koyabiliyoruz. Bunu koyduğumuz zamanlarda çok sarsıcı ve yıkıcı sonuçlar yaratabiliyoruz ama bir barbar topluluğunun sahip olmuş olduğu, herhalde Kıvılcımlı'nın da aslında barbarlara bu kadar büyük bir misyon yüklemesi kafasında, tarihsel düşüncesinde de, yani hem o ampirik düşüncenin ortaya koyduğu şey hem de herhalde onların beraber harekete, birbirlerine o bağlılıklarını duymuş oldukları muazzam saygı. Ama bunu tabii günümüz toplumunda modern işçi sınıfının ancak o işi örgütleyerek, bir yanlış anlaşılmaya yol açmasın kendisi de, yani ilkel sosyalizmi överken, yani buradan bizim yeniden ilkel sosyalizme, barbar karakterlere bürünmemiz, onların şeyine gitmemiz söz konusu değil tabii ki. Osmanlı tarihinin ön sözünde artık modern sosyalizm, modern işçi sınıfıyla olacak. Hatta ikinci Kuvayi Milliye Seferberliğimiz işçi sınıfının öncülüğünde olacaktır. Yani günümüzdeki şeyi, taktiği o, ama tarihte o kolektif aksiyon gücünü en çok belki dünyada inceleyen, onun günümüze yansımalarını ortaya koyan düşünürlerden birisidir. Ama yani ben çok yanlış anlaşılmadan ziyade modern işçi sınıfının da ancak benzer bir asabiyi ortaya koyabildiği oranda dönüştürücü bir güç olabileceğinin de altını çizilmesi gerekiyor. Yani ekonomik, siyasi örgütlenmeyle olur. Yani ekonomik örgütlenme, işte bugünkü örgütsüzlüğün aslında ortaya çıkartmış olduğu güçsüzlüğü aşacak bir asabiye, birlikte davranabilme. Yani bugünün sosyalist ve komünistinin böylesi bir durumun nasıl üzerinden aşılabileceği, bu sorunun nasıl aşılabileceği ile ilgili düşünürken de bence asabiye fikrine ve kolektif aksiyon, komün ruhu, komün fikrine daha fazla alan açması, yer açması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz hocam kısaca şu programdan bir bahsedeyim. Neler var neler yok, arkadaşlar evet, bakmıştır. Evet. Şimdi bugün itibariyle başladık. 11 Temmuz'da 100 yıllık komünist Kıvılcımlı ve Türkiye Komünist Hareketi tartışması yapacağız. Oraya bir açıklama koyalım. Yani biraz sunuşta zayıf kaldı gibi. Kıvılcımlı'nın bu sene, yani 1921 senesi, 2021 senesi komünist harekete, örgütlü harekete katılışının da 100. yılı. Yani bu dizimizde onları da ortaya koymak durumundayız. O yüzden 11 Temmuz günü sunulacak sunum direkt onunla ilgili, yani komünist hareketteki 100. yılı ile ilgili bir şey olacak. Evet. Cenk Ağca Bey sunacak 100 yıl komünist Kıvılcımlı. Bence çok önemli bir sunum. Cenk'in bu konudaki çalışmaları da çok iyi. Yani kitabı da çok iyi bence. Ve TKP içerisinde Kıvılcımlı'yı konumlandırmak da son derece önemli. Tabii yani 70'lerde bu konular biraz kırarak, dökerek tartışılmış. Bugün biraz daha soğukkanlı bir şekilde bunları tartışmak, bilmek bence çok önemli. Çünkü 1920'ler bir yanıyla da Türkiye açısından kritik bir devrimci moment bence. Yani evet. Çünkü Ekim devrimi var ve Türkiye'de o dönemde Kurtuluş Savaşı'nı idare eden güçler açısından da Bolşevikler çok çok kritik bir ittifak, müttefik ve Türkiye'de belki de komünizme, komünist bir devrime en yakın olduğumuz tarihsel momentlerden bir tanesi. Ama o dönemde
TKP içerisindeki kadrolar çok da bunun farkındaymış gibi bir pozisyonda değiller. Ben yani şeye baktığımızda o bizlerin de bunları biraz sınırlı ölçekte bildiğimizi düşünüyorum. Yani Kıvılcım'ın o tarihimizden maddeler kitabındaki tartışmalar, İştirakiyun'la ilgili yürüttüğü tartışma, Hafi Komünist Partisi ile ilgili yürüttüğü tartışma, Halk Zümresi, işte o Yeşil Ordu ile ilgili yürüttüğü tartışmalar bence oldukça önemli. Neden Türkiye Komünist Hareketi kendisini burjuvaziden ayırmakta uzunca bir süre çeşitli zorluklar yaşadı? Ve Kıvılcımlı'nın da aslında Komünist Hareketi'nin içerisinde, özellikle TKP içerisinde izole edilmeye çalışılması biraz da bu burjuvaziden kopuşamamayla ya da aslında bir yandan da Komintern'in vermiş olduğu direktiflerle ilişki kurma biçimindeki yaşanan sorunlarla da ilgili mi? Belki bunları tartışma fırsatımız olur. Çünkü 1921 biliyorsunuz aslında ÇKP'nin de 100. yıl dönümü. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir etkinlik yaptılar. ÇKP 1949'da devrim yapmış bir parti. 1921'de kurulmuş. 70 yıldır orada. Evet, bizimle aynı dönemde kurulmuş bir komünist partisi, böylesi bir şey. Ve yani bunlar birisi Bolşevik devriminin birisi sağ kanadı, birisi sol kanadı gibi bakabileceğimiz kadar bir coğrafi bütünlük de var. Belki bunları da tartışabileceğimiz bir an şey olur, etkinlik olur. 17 Temmuz'da hocam sizin Kıvılcımlı ve Yol Etütleri ile ilgili bir sunumunuz olacak. Evet, yani yol çok ilginç bir dizidir. Şimdi o gün tartışmalara değinirim tabii, işte yolda Kıvılcımlı komünist, sonra bilmem ne oldu, sonra şöyle oldu. Bunlar yani o türden sulu kule şeylerine girmeyeceğim tabii orada, ama yolun önemi, yol dizisinin önemi, bir komünist partisi merkez komite gençlik üyesinin hapse girdikten sonra mensup olduğu partiye 9 cilt, çünkü kendisinin söylediğidir o, her biri ayrı kitaplar halinde maddeler sundumdur. 9 kitaplık, işte yaklaşık şöyle bir 1000-1200 sayfalık bir rapor sunmuş olması. Yani 10 yıllık partililik deneyiminden öyle bir önemi var. Yani kendi partisine bu kadar kapsamlı. Ne yapıyor? Önce işte niçin yazdım bir kitap, onları anlatacağım. Durum Tanzimat döneminden Cumhuriyet'e geliş dönemindeki ekonominin değerlendirildiği kitap. Sonra partinin içine dönüyor. Partide konaklar ve konuklar, fırka ve fraksiyon diye. Ve sonra partiye bir strateji öneriyor. Strateji planı diyor. Strateji planı 5 kitap. Yani işte önce bir strateji planını koyuyor. Yani bir strateji planı nedir? Onu konuşacağız, onu anlatacağız. Yani komünist partilerde strateji planı deyince ne anlaşılmalıdır? Ve sonra o strateji planına uygun olarak düşmanı tespit ediyor, müttefiki tespit ediyor, yedek gücü tespit ediyor ve onun arkasından da günlük politikada legal olanakları nasıl kullanacağını anlattığı, yani içeriklerini ne kadar çok tartışırsak o kadar iyidir, ama evrensel boyutta bir partiye sunulan durum tespiti, öz eleştiri ve önerilerden oluşan çok kapsamlı, belki dünyada benzeri az olan, yani cezaevinde 4 sene yatmış, 4 sene içinde böyle 9 kitaplık partiye bir eleştiriyle çıkmış. Bunları tartışacağız o gece, bunları anlatmaya çalışacağım. Umarım yorumlarla falan biraz canlı bir tartışma olur ve yol dizisinin döneminin ve kitaplarının önemini daha çok hep birlikte kavrayabiliriz. Diye evet, yani bu 27-28 yaşında, kaç işte 30 yaşında değil herhalde değil mi? Yani bu yol etkilerini yazdı. Yaşında çıktığında 30 yaşında. Yani hapisten çıktığında 30 yaşında. 30 yaşında. Yani o dönemde, o koşullarda Leninizm'i bu kadar yani etüt etmiş olması inanılmaz. Yani evet. Ben ona çok şaşırdım. Çünkü yani bu kadar kaynak vesaire ulaşma itibariyle de hani bütün kaynaklara ulaşabilmenin kolay olmadığı bir dönem. 1921'de Komünist Partisi'ne girilmiş uzunca bir faaliyet ve böylesi bir külliyatı ortaya koyabilmiş olması çok enteresan, ama mesela o dönem bana şey biraz enteresan geliyor. Mesela partide konaklar ve konuklarda TKP'nin geçirdiği bütün aşamaları Bolşevik Partisi'nin evreleriyle eşleştirmeye çalışması. En yakın mesela olarak. Mustafa Supi'ye anarşizm yakıştırması falan. Yani onlar biraz, ben onlardan size sorarım baştan, şimdi bunları tabii böyle bir kenara koyayım.
Tabii ki. Yani bizim ya oralarda biraz bir çekincilik var gibi sanki ama yani tabii ki şeyde ama onun da altını aslında çok güçlü bir şekilde doldurmuş. Şöyle bir düşünelim tabii biz 27-28 yaşındayken ne yapıyorduk, ne yazabiliyorduk? Yani öyle bir şey var ve asıl olay olarak dünyada eşi benzeri az görülen bir şeydir. Yani 7-8 senelik partili, 10 senelik diyor kendisi, 10 yıllık diyelim. O 10 yılda 10 cilt, 9 cilt kitapla 1000 küsur sayfalık. Bir de bunların el yazısı küçük harflerle olduğunu düşün artık. Yani kaç bin evet. sayfa. Biraz Gramsci'nin hapishane defterlerine benziyor. Aynı şartlar değil ama. Aynı şartlar ama değil. Ama şöyle şartlar değil. Aslında Gramsci'ninki çok daha dağınık. Daha entelektüel ağırlıklı bir metin. Kıvılcım'ınki tam böyle şey. Meselenin üzerine. Çünkü bir talimat var, bir görev var. Partinin faaliyeti değerlendirilecek ve önüne bir öneri konacak. Bu yapılmış. Bir de ben şeyi tam anlayamıyorum hocam. Yani bu kitap, bu metin yani nasıl oldu da 60'ların ortasına kadar hiç esamesi okunmadı. Hiç yok ortada. Yani bu Kıvılcım'la onları yeniden mi yazdı yoksa var olan metini mi ortaya çıkardı? Cezaevinde yazılmış metin. Ben orayı tam nasıl oldu o iş yani? Şimdi Kıvılcımlı son derece ustalıklı bir şekilde bunları muhafaza etmiş. Bir kere önemli olan o. Birçok şeyi kaybetmiş ama yol dizisini muhafaza etmiş. Onu ayrıntılarını Fuat Fegan'dan, Fuat Fegan'ın notlarından öğreniyoruz. Böyle kalın mukava kapaklı kitapların ciltlerini, mukavalarını söküp onların içine zulalayıp dışarıya çıkarır. O kitaplar gider geri gelir, gider geri gelirmiş. Ancak 1932'de, 33'te diyelim ki en son yazıldı, çıktı yol dizisi. 60'lı yıllar değil, daha sonra yani 71'in başlarında tefrika etmeye başlamış. Sosyalist gazetesinde. Sosyalist'te yazmış. Sosyalist'te yani. Tefrika etmeye başlamış. Yol diye hani, eski bir sosyalistin anıları diyor. Yani biraz kendini kamufle ederek. Elimize bir belge geçti diyor. Elimize en eski sosyalist. Bir tomar belge geçti elimize diyor. Onları hatta yazar o zamanki dile göre çok Öztürkçe bir kelimeyle başlamış. Sunuş diyor. Yani böyle bir kamuflajla kendisi. Sosyalizm tarihimizden teorik bir belge. Başlığı da bu. Yani tefrika ederken başlığı da bu. 1, 2, 3, 4 diye bir alt sayı yayınlayabilmiş. Genel düşüncelerin birazını yayınlayabilmiş. Daha sonradan biliyorsunuz işte 12 Mart yönetim tamamlayamamış. Yani yaklaşık 40 yıl bu metinlere dokunulmadan kalmış. Bunları fırsat buldukça panellerimizin içinde konuşuruz. Ne oldu, niye gelmedi, niye yayınlanmadı. Kıvılcımlı aşağı yukarı çok uzun yıllar biraz tek tabanca gibi kalmış. Yani her şeye kendisi karar vermiş. Özellikle 51 teşkilatı ve partinin dağılmasından sonra daha çok kendi başına kalmış. Kıvılcımlı için bugünden söyleyebilirim. Kıvılcımlı için parti kararı, organ kararı, dönemle ilgili görevler çok önemlidir. Mesela gene Bolşevik devrimine neredeyse satır satır inceleyip bütün sokak barikatlarını, kızıl terörü, beyaz terörü, her şeyi incelediği bir devrim nedir broşürü vardır, kitabı vardır. Sağlığında asla yayınlatmamıştır. Yani çünkü biliyor ki devrim ancak bir devrimci parti öncülüğünde cepheyle yapılacak bir şeydir. Yoksa ortaya atılıp teorik bir metinle insanların aa ne güzel bizde devrim böyle olurmuş dedikleri bir şey değildir. Onları birer görev işi bildiği için koymuş. Sanırım yol dizisini de artık işte 71'de partiye gidişte bir deneyimler aktarmak için yayınlamaya başlamış. Tabii gerçek sebebini daha başfalda da bilemeyiz. Evet. Ama 71'de yetmedi. İlk yayınlanışları 78'de oldu. Evet yani, evet. Tabii çok kök yani, sonuçlar da yaratmış. Tabii. Özellikle İttihat Kuvvet Milliye Şark'ın çıkması ortaya herhalde doktorcu harekette bayağı bir bomba etkisi yaratmış yani. Yani ezberlerimiz bozuldu demeyeyim de ezberleyecek bir metin bulduk. Yani boşluğumuz doldurulmuş oldu. Mesela şey diyor, onu bir gene benim sunumumda gelecek, birazdan konuşacağız ama şimdi söyleyeyim. Güven romanında Vedat Türkeli şunu söylüyor. Kıvılcımlı'nın Kürt meselesiyle ilgili bir incelemesi olduğunu duymuştuk diyor. Bir partili mesela yani
partililer kendi aralarında konuşurken Kıvılcımlı'nın Kürt meselesi konusunda bir yazdıkları varmış. Bu konuda bir şeyimiz yok. Belgemiz, tanığımız yok. Yani Kıvılcımlı'nın söylediği bir şey var. Tartışma hevesim kursağımda kaldı. Yani parti merkez komitesine sundum bunları. Ama tartışmadılar. Hatta sümenaltı edildi diyor. Ama Vedat Türkeli tabandaki partililere böyle bir tartıştırıyor. Yani Kıvılcımlı'nın böyle bir şeyi varmış diye. Ama 40 yıl, 45 yıl onlar yayınlanmadan kalmış. Evet. Özellikle TKP'nin Kürt isyanlarının bastırılmasını, bir feodalizmle mücadele, geri bir toplumsal biçimle mücadele diye kutsaması tabii bir felaket. Dolayısıyla Şefik Üslü'nün falan bu konuda yazdıkları falan gerçekten çok sıkıntılı. İnsan okudukça çok canı sıkılıyor. Bu yüzden... Laz İsmail'in de çok abuk subuk değerlendirmeleri var. Evet. Daha sonra şimdi bu tarih teziyle ilgili Canan Özcan kitabı yayınlandı biliyoruz. Kendisi sevgili Canan'ın bir Muzaffer Kaya'yla tarih tezi üzerine bir tartışması olacak. Tarih tezi ve Türkiye siyasetine etkileri yine bir doktora tezi çalışması yapan Alper Yılmaz arkadaşımız tarafından sunulacak. Ben Kıvılcımlı ne kadar nevi şahsına münhasırdı diye aslında onu böyle dünya komünist geleneğinin o dönemin içine oturtmaya çalışan bir sunum yapmaya çalışacağım. Çünkü benim kafamda, benim nezdimde Kıvılcımlı 1920'lerden sonra Bolşevik devriminin yaygınlaşmamasının yaratmış olduğu komünist hareketteki kısmen travmatik etkinin, kısmen de bir arayışın ve ortaya çıkan sonuçlara, sorunlara cevap üretmeye çalışan bir ekolün, Gramsci-Lukács ekolünün bir şeyi, versiyonu gibi geliyor bana. Biraz bununla ilgili bir düşüncelerimi olgunlaştırmaya çalışacağım ve tartışmaya açacağım. Daha sonrasında İttihat Kuvvet Milliye Şark çalışması tartışılacak. Nazan Üstündağ ve İlker Cürt tarafından. Ya arkadaşım, şeylerim var. Yani bu konularda tezleri falan mı var? Bu İlker'de. Şimdi İlker'in ben sizinle zaten yazmış olduğu metni paylaştım hatırlarsanız. Yani İlker ulus meselesi üzerine çok kapsamlı düşünüyor. Yani sadece Kürt sorunu üzerine değil, ulus meselesi üzerine çok düşünüyor. Nazan Üstündağ da yani Kürt siyasi hareketi üzerindeki biraz da etkileri, bu metnin aslında onun içerisinden nasıl bakılıyor vesaire üzerine bize bir görüş ortaya atabilir diye düşünüyorum. Kendileri zaten akademisyen bu arkadaşlarımızın. Dolayısıyla ama o tırnak içinde demin bahsetmiş olduğumuz toplumsal mücadelelerden izole olan akademisyenler değiller kendileri. Siyasen de tanıyorum, kendilerine selamlarımı iletiyorum. Kıvılcımlı din Allah ve peygamber tartışması olacak. Ordu kılıcını attı diye bir başlık attık. Metin Kayaoğlu ile tartışacağız 12 Eylül'de Allah tam da. Kimlerle tartışacağımızı bir açıkla istersen. Yani o İhsan Eli Açık. İhsan Eli Açık ve Ender Elvacıoğlu birlikte tartışacaklar. Kendileriyle görüştük. Bir moderatörümüz de olacak ve işin farklı boyutlarından. Çünkü biliyoruz Bilim ve Gelecek dergisi doktorun tarihsel materyalist bir Kur'an okuması yaptığı üzerine bir sayı çıkarmıştı. Çok heyecan verici bir başlıktı. İhsan Eli Açık'ın da aslında günümüzdeki Müslümanlık, İslam düşüncesi, Tanrı, Allah inancının aslında ezilenlerin yanında olmakla biraz da bağlantılı olduğunu, ilişkili olduğunu anlatan, özellikle o Mekki surelerdeki komünist bakış açısını ortaya koyan bir şey, önemli bir isim düşünce dünyamızdan. Kıvılcımlı'yı tartışacaklar. İhsan Hoca Kıvılcımlı'yı önemli Kur'an yorumcularından birisi sayar. Evet. Yani Kur'an'da determinizm bulması, evrim düşüncesini oraya yerleştirmesi, Allah'ın isimleri üzerinden evrimi ve determinizmi, bu çok önemli yorumlardır bunlar. Dolayısıyla Kıvılcımlı'yı çağın önemli Kur'an müfessirlerinden, tefsircilerinden birisi sayabiliriz de. Evet, yani o Allah'la determinizme bu kadar yakın Allah düşüncesini ilişkilendirmesi gerçekten çok sıra dışı. Evet. Yani kader enteresan. Onu bakalım nasıl tartışacak hocalar. O işte dediğim gibi 12 Eylül'de bir doktorun orduculuğu meselesini tartışacağız. Daha sonra Sebuktay Kağan'ın Kıvılcımlı Kemalizm ve 71 Devrimciliği diye daha önce Yol dergisinde çıkan çok kapsamlı ve bence çok güçlü bir yazısı vardı. O kapsamda bir sunum yapacak.
Kadın sosyal sınıfımız tartışması Fatma İnce ve Perihan Koca tarafından yürütülecek. Kim suçlamış yurt dışına çıkış ve sonrası? Bu sunum yine sizin hocam Ekim'de. Türkiye'de Emci Hareketi ve Kıvılcımlı, burada yine siyasi hareketlerden Kıvılcımlı'nın nasıl alımlandığı üzerine bir kapsamlı tartışma yürütülecek. Anmayı işte olabildiğince orada buradan tekrar bir ortak çağrı yapalım aslında. Yani bu sene sevgili Vedat Türkali'nin arzusunu yerine getirme, yani Kıvılcımlı'yı hep birlikte en geniş çerçevede birlikte anabilmek için tüm sosyalistleri, başta tüm doktorcuları ve tüm sosyalistleri birlikte bir Kıvılcımlı anması gerçekleştirebilmek için bir ortak çalışmaya davet edeceğiz. Enstitü olarak da bu konuda inisiyatif alıp bir rol oynamaya çalışacağız. Umarım başarılı oluruz. Yani 17 Ekim. Benim bir yani katkım olsun diye o toplantının organizasyonuna belki 5-10 gün önceden İstanbul'a gelip çalışmalarınıza kendimce, gücüm yettiğince bir katılıp gruplarla görüşme, ikna etme, tartışma, işte beraber bir hat oluşturma işlerine böyle bir katkı düşünüyorum ben. Yani İstanbul'a erken gelip anmanın pratik çalışmalarına katılmayı planlıyorum kendimce. Yok, harika olur. Yani işte 5-10 gün önce, belki onu daha böyle öncesinden planlayıp yerlerine oturtmaya çalışırız. Onu tekrar konuşuruz zaten. Sizin bu Türkçe Edebiyat ve Kıvılcımlı Bir Gün Tek Başına üzerinden geçtiğimiz günlerde bu meşhur videolarda da adı geçince bir satış ilgi patlamasına uğrayan Bir Gün Tek Başına üzerinden, oradaki baba karakteri Kıvılcımlı üzerinden bir Türk Edebiyatı'na bakış. Yani ben mesela Edebiyat-ı Cedidi'nin Otopsisi'ni çok önemli bir eser olarak görüyorum Kıvılcımlı nezdinde ve onun çok yönlülüğünün de bir ortaya konuşu diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir Marksistin iyi bir edebiyat okuru da olması gerekir. Yani Kapital'le baktığımızda işte Shakespeare'in birçok eserinin neredeyse Marx tarafından ezbere bilindiğini biliyoruz. Yani çok hakim, tarihin birçok kritik momentiyle ilgili örnekleri falan da hep o dünyadan veriyor. Şimdi biz biraz Türkiye'li sosyalistler olarak birçok alanda olduğu gibi burada da biraz kuruduk da Kıvılcımlı o kuruluğa bir itiraz da aynı zamanda. Yani Vedat Türkan'ın hemen hemen bütün kitaplarında Kıvılcımlı bir figür olarak girer. Yani Bir Gün Tek Başına da var, Mavi Karanlık'ta var, Güven'de var değinmeler, işte Kayıp Romanlar'da var, daha sonra Yalancı Tanıklar Kahvesi'nde var. Yani bunların hepsi olumlu karakterler ama bir kısım defoları olan da durumlar var. En son Bitti Bitti Bitmedi de gene bir şey var. Sadece bununla yetinmemek lazım. Ben eğer fırsatım olur biraz çabalarsam, işte Kemal Tahir'de var, adı anılmadan Kemal Tahir'de, işte Devlet Ana Kıvılcımlı'nın Osmanlı tarihinde, tarih tezinde ortaya koymaya çalıştıklarının biraz romana yedirilme halidir. Bunları toparlayabilirsem iyi bir edebiyatta Kıvılcımlı ya da Kıvılcımlı'dan etkilenme gibi şeyler, onları sunarız. Evet. Umarım yani yeter. Bu tabii işte rahmetli Emin Karaca'yı da buradan almış olalım. Onun da özellikle Nazım şiirinde Kıvılcımlı'nın yeriyle ilgili çok özgün çalışmaları vardı. Onlar da mutlaka bu dönemde yeniden bir gündeme getirilmeli. Çünkü Nazım, Kemal Tahir ve doktor arasındaki ilişkinin kendisi de aslında sıra dışı bir ilişki. Hem çok yakın hem de biraz böyle şey... birbirini pek de haz etmeyen bir durum var. Ama sonuçta hepsi bizim değerimiz. Benim bir yazı taahhüdüm var. Bir gazete duvara bir yazı taahhüdüm var. Yani Kıvılcımlı, Nazım Hikmet çekişmesi ilişkisi gibi bir şeyim var. Özellikle derlediğim şeylerde Nazım Hikmet son derece saygılı, son derece şey yani Kıvılcımlı'ya karşı çok sitayişkar davranıyor. Kıvılcımlı sanat açısından değil ama partili yaşam ve parti açısından Nazım'la çok uyuşur değil. Onları da çok açıkça söylüyor. Bunları örnekleyen bir şeyler belki bir program yaparız. Hatta belki önümüzdeki sene 2022 senesi hem Nazım Hikmet'in hem Kıvılcımlı'nın 120. yaşları.
Belki Kıvılcımlı Enstitüsü'yle öyle bir daha geniş kapsamlı bir tartışma programı da yapabiliriz. Kıvılcımlı Nazım Hikmet 120 yaşında ilişkileri, çelişkileri diye belki bir tartışma programı da yapabiliriz. Evet, ben açıkçası onları biraz yin yang gibi şey gibi görüyorum. Yani böyle birbirlerini tamamlayan aslında bir şey. Ama bir yandan da mesela Nazım açısından Kıvılcımlı'nın bu kadar teorik bir deha olması belki pek kolay altından kalkılabilir bir şey değil. Ama şimdi tırnak içinde Kıvılcımlı'nın bazı şiirlerini de okuyunca Nazım'ı belki de ondan birazcık pek az etmeme durumu olduğunu düşünmedim değil yani. Yani sonuçta ama birbirleriyle ilişkileri de güzel. Bence, tabii kesinlikle ikisi de bizim değerimiz. Bir takım insanlar illa Kıvılcımlı'yı Nazım'ı kıskandırıp ona kin besleyen bir adam gibi göstermeye çalışıyorlar. Ona da ben gene aynı şekilde solu kula edebiyatı diyorum. Çünkü bir şeye dayanan bir şey değiller. Onları da konuşuruz, tartışırız. Varsa ispat edelim. Söylesinler. Evet. Yani biz sonuçta hele de artık şu koşullarda ben yani solun bütün bu büyük değerlerine birlikte sahip çıkmanın yollarını bulmamız gerekir diye düşünüyorum. Kıvılcımlı'nın Hegel okuması yine sizin çok uzun erimli bir çalışmanız. Bu Kıvılcımlı'nın Hegel üzerine yazdıklarını. Bu dönemde Hegel üzerine de bayağı yoğun bilgi var. Bunu ortaya çıkartan bir çalışmayı Hamza Tığlay arkadaşımız sunacak. Hegel kitabı şeye yetişecek. Yani anma programına yetişecek. Bütün gayretlerimiz o yönde. Metin üzerindeki çalışmalarımız sonuçlandı. O yayın evine teslim edilir edilmez. Yayın aşamasına girilecek. Evet. Kimse tanımıyor. Amiya'dan Hamza Tığlay o işin yani Hegel yayınlama çabamızın hem motorudur, hem dinamosudur, hem su dökenidir. Yani bütün yükünü aşağı yukarı çeken arkadaşımızdır. Eski yazıdan çevirendir. Belki kendi toplantıda öyle bir şey söylemeyiz. Şimdiden söyleyeyim. Gönüllüce çevirendir. Yani bunun onuru bana yeter diyen ki yaklaşık 300 sayfalık bir metindir bu. Kolay değil. Ve metni defalarca okuduğu için, kaynaklarına gittiği için o sunumu o arkadaşımızın yapması çok yerinde oldu, olumlu oldu. Kendisi de bundan mutluluk duydu. Herkese selamı var. Mutluluk duydu yani kendisinin o konuyu sunacağından. Hegel'i Hamza'yla tartışacağız böylece. Katkıları için şimdiden teşekkür ediyoruz. Suat Şükrü Kundakçı bir gün böyle bir zarfın içinde bir eski yazıyla bir metin getirmişti de bunu transkript edebilir miyiz diye Japonya son geçiş kitabıydı. O zaman ona bizim gücümüz yetmedi tabii de. Sonra başka kaynaklar tarafından çevrilmişti. Çok yanlış, çok kötü bir çeviriydi. Hemen onu da söyleyeyim. Japonya'ya. Evet, orada o şaşmaz ekollüğü. Hazerfan Ahmet diye birisine çevirmişler. Bir Bulgar göçmeni, yaşlı bir adama. Siyasi bilinci olmayan, Japonya'yı bilmeyen, ne bileyim işte tarih tezinden haberdar değil. Çünkü Japonya tarih tezine Japon toplumuna uyarlanmasıdır. Evet. Yani İlkel sosyalizmden kapitalizme son geçiş diyor. Daha sonradan yeniden bir metni çevirttik. Sosyal insan yayınlarında alakasız bir metin çıktı ortaya. Teyit ederek yani çaprazlayarak falan güzel bir metin yayınladığımıza inanıyorum. 2010 senesinde yeniden yayınladık o çaprazı. Evet, ben sizinkini görmemiştim. Şimdi Kıvılcımlı'yı Bloch ile okumak Tanıl Bora, Barış Aydın olacak ve en sonunda yine Veblen'le okumak. Yani bu Kıvılcımlı'yı böyle çok da izole, nevi şahsında münhasır, gökten düşmüş bir yıldız gibi değil de onu bir düşünsel mirasın, geleneğin güçlü bir parçası olarak göstermeye çalışan bir program. 5 Aralık'ta son toplantımızı koymuşuz. Yani bu seneyi güçlü bir Kıvılcımlı okuması, tartışması ve onu çok yönüyle kavramak için bence çok iyi bir program çıktı. Yani sayenizde. Bir iki şey söyleyeyim. Gerek Barış Aydın arkadaşımız yani Bloch'la Kıvılcımlı'yı değerlendirecek olan, gerek tarih tezi ve siyasete etkisi diye sunum yapacak Alper arkadaşımız, gerek Canan Özcan Eli Açık arkadaş. Bunlar akademisyenler ve tez sahibiler. Yani o bakımdan bir mutluluk duyuyorum. Bu arkadaşlar, genç arkadaşlar, tezler yazmışlar, Kıvılcımlı'yı almışlar. Son derece önemli tezler, yani üçünün tezleri de kendi çapında önemli tezler. Bu arkadaşlar tezlerini gelip sunacaklar. Akademinin böylece bir şeyini yansıtmış olacağız oraya.
Bu arada ben özellikle kadın sosyal sınıfımızı sunacak arkadaşlara bir hatırlatmada bulunayım. Bu Temmuz ayı, bu ay mı sunulacak bilmiyorum ama Fatma Nudiye Yalçı büyüğümüzün ölüm yıldönümü. Yani 69'da öldüğüne göre kaç olur? 52. ölüm yıldönümü onun da. Ona da bir yer ayırsak iyi olur diye düşünüyorum ben. Yani bu programın içinde, çünkü Kıvılcım'dan ayrı düşünülmesi mümkün değil. Hem hayat arkadaşı, hem düşünce arkadaşı, hem partili yoldaşı ve Kıvılcımlı'ya uygulanan suçun birkaç katı ona uygulandığı için de çok fazla gündeme gelmemiş bir şey. Yani ben bu çevrede feministim diyenlere soruyorum, adını duymamıştım. Yani komünist bir kadın. Onu da bir şekilde programın içine bir şekilde sokabilir miyiz bilmiyorum. Keşke onu da, Zehra Kosova'yı da çeşitli önemli isimlere şey yapabilsek. Yani o ayrı ama Fatma Hanım Kıvılcımlı'yla direkt ilişkili. Beraber kitap yazmışlar, beraber kitap yayın evi kurmuşlar. İşte beraber hapis yapmışlar, beraber birlikte yaşamışlar. O anlamda bir koyabilirsek iyi olur. Bence güzel olur tabii. O kadın arkadaşlar öyle bir katkı sunabilirler, çok da güzel olur. Yani ilk toplantıdan, ilk oturumdan istersen hocam izleyicilerimizin gözünü korkutmayalım. Bir saat 15 dakika oldu. Çok zengin bir program bekliyor. Yani Kıvılcımlı'yı demin de söyledim, birçok yönüyle tartışacağız bu program esnasında. Programı izlenmesini özellikle tabii hatırlatıyorum, izlensin. Tartışılmasını, yorumlar çok önemli bir şeyler. Gözümüzden kaçan, sunanların gözünden kaçan bir şeyler olabilir, konması lazım. Burada amaç Kıvılcımlı'nın varlığının, görüşlerinin, katkılarının, tezlerinin ortaya konmasıdır. Umarım niyet aranmaz, umarım niyet okumasıyla gelinmez. Kim ne yaparsa, Kıvılcımlı'yı tanıtma konusunda kim ne yaparsa kıymetlidir. Bizden başka da yapanlar, tartışanlar, konuşanlar çıkacaktır. Onlara da şimdiden saygılar diyelim, ne katarlarsa. Bizim de böyle bir çabamız olacak. Bu çabada herkesin desteğini bekliyoruz. Evet, yani Kıvılcımlı Enstitüsü bu konuda katkı sunmak isteyen tüm arkadaşların çalışmalarına açık. Yani bu konuda hem programda da mesela şöyle bir sunum var, benim böyle bir hazırlığım var, böyle bir katkı sunmak isterim diyen herkese de elimizden geldiğince destek olmaya açığız. Mesela burada şimdi sosyal medya üzerinden gelen bir iki yorum var, onları da paylaşayım. Cem Recai arkadaşımız, iyi yayınlar, emeğinize sağlık. Yeni başlayanlar Marksizme'de için Kıvılcımlı'nın hangi metinlerini veya destekleyici başka yazarların metinlerini önerirsiniz? Belki bir işte şeye, sitemize Kıvılcımlı'ya başlama metinleri olarak, öneri olarak tabii. Sonuçta herkes kendi yordamınca bu devasa... Sorulursa hemen cevaplayalım. Yani üretim nedir broşürü? Genel olarak sosyal sınıflar ve partiler başlamış... Evet. Herkes hemen gönül rahatlığıyla önereceğimiz şeylerdir bunlar. Evet, tarihte büyük devrimciler mesela Kıvılcımlı'nın tarih tezine bir uygulaması olarak da bir yanıyla bana çok coşku veren bir metin olmuştu. Şehbedettin okuması vesaire. Şehbedettin de Türkiye Sol Hareketi sanki kısmen Kıvılcımlı'dan öğrenmiş diyebilir miyiz? Şimdi şöyle bir şey var. Necmi Erdoğan, kulakları çınlasın, kendisine de sağlık diliyorum. Bir takım sağlık problemleri varmış. Onun bir şeyi vardı. Ya Kıvılcımlı'nın Şehbedettin ile Nazım'ın Şehbedettin destanı böyle aynı dönemlerde, aynı cezaevi ortamında birbirinden etkilenerek yazılmış olabilir, ne dersiniz gibi bir ortaya attığı bir şey vardı. Muhtemeldir. Çünkü bunlar bütün birlikte geçirdikleri cezaevi yaşamda her şeyi konuşan, tartışan, birbirinden etkilenen, birbirinden etkileyen. Evet, ben de Necmi Hoca'dan okumuştum da. Evet, öyle bir şey var yani, birlikte mi acaba diye bana telefonla sormuştu, onu konuşmuştuk. Yani Şehbetettin çok önemli tabii. Tarihte büyük yorumcular için şöyle bir şey vardı, rahmetli Emin Karaca'nın ve Selahattin Okur'un. Şehbetettin Kıvılcımlı'nın kaleminden çıktı. Diğerlerini oradaki arkadaşlar yazardık. Biz yani işte İbni Haldun'u araştırıp bir şeyler yazdık. İşte Can Hus araştırdık, koyduk filan diye. Yani o kitap olarak Hüseyin Budak rahmetli derlemişti. Tarihte büyük devrimciler diye. Oradaki Şehbedettin bölümü Kıvılcımlı'nın ve çok sevdiği bir metin olarak söylenirdi. Hem 67'de tefrika etmeye başlamış, hem 71'de ama tamamlanmamış
olarak kalmış bir metindir. Evet. Yine değerli katkılarınız için teşekkür ederim demiş Betül Ünsal. Emeklerinize sağlık. Yüksek lisans tezim için oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Bu programların iyi çalışmalar, iyi yayınlar diye bitirmiş. Arkadaşımızla elimizden ki bütün metinleri, bütün bilgileri, belgeleri yüksek lisans tezinde kullanmak üzere gönül rahatlığıyla hiçbir sınır koymadan açarız, destek oluruz, yardımcı oluruz. Arkadaşımız bizden ne isterse veririz. Evet, yani Kıvılcımlı Enstitü Derneği biziz ama esas enstitü Ahmet abimiz, o yüzden yani bu konuda danışma şeyi odur, noktası odur. Mehmet Yusufoğlu, Cem Bey Dipnot Yayınları'ndan Kıvılcımlı kitabı bir derleme. Kendisinin ise tarih tezi olabilir. Tarih tezi sosyalizm kitabı. Evet. Mehmet yine her zamanki sorumluluk duygusuyla Cem arkadaşımıza okuma önerilerini kendisi geliştirmiş. Arkadaşlar da bana onu yorum diye göndermişler. Evet. Evet, yani biz de yani geçen böyle bir Kıvılcımlı ile ilgili bir tartışma yaptık da tarih tezini vesaire okuduk yine bir grup arkadaşla birlikte. Mehmet de onlardan bir tanesiydi. O zaman bugün kapayalım toplantımızı. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Kale. Ben teşekkür her türlü desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. İyi akşamlar. Evet. Evet arkadaşlar, değerli izleyiciler, Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın izinde ölümünün 50. yıl dönümünde komünist harekete katılışının 100. yıl dönümünde uzun bir maraton şeklinde bir programımıza bugün başlangıç startını vermiş olduk. Ahmet Kale'nin değerli katkıları sayesinde de bence hem de tabii ki Ümit Hasan'ın muazzam, hem oldukça özet denebilecek ama aslında kapsam fırsatımız olsa her bir cümlesi üzerinde uzun uzun tartışabileceğimiz metni sayesinde son derece bence keyifli bir tartışma oldu. Diğer etkinliklerimizde 8.30 saatinde başlayacağız. 11 Temmuz'da yani 2 gün sonra pazar günü Cenk Ağacabey ile tartışacağız. Cenk'in kitaplarını bu konuda önceden bir elden geçirirseniz, kendisine sorular falan da çıkartırsanız çok daha zengin ve güçlü bir tartışma olur. Oldukça kıymetli. Özellikle Kıvılcımlı'nın Labriola'yı okumuş olması meselesi benim kafamda bu Gramsci doktor arasındaki bağı kurma noktasında önemli bir kilit halka. Onu da şeyden görmüştüm, Cenk'ten görmüştüm. Umarım pazar günü onları da konuşuruz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere diğer programlarda da. Ahmet abiye de saygılar İzmir'e.